Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, baş kaldırmasından. Şimdi bazen şöyle düşünün, bir evde kızınız var ya da eşiniz var, evlendiniz, fakat bu kadın evi tanımıyor, baş kaldırıyor, serkeşlik diyor. Kur'an-ı Kerim, nüşuz. Şimdi orayı açacağım biraz. Onlara öğüt verin nüşuz diyor. Ve latî tehafûne Nüşuz kelimesi işte mealle Arapça birbirini kurtarmıyor ya Kur'an'ın lafzıyla maal birbirini kurtarmıyor. Baş kaldırma yetmiyor burada. Nüşuzun tam karşılığı nedir biliyor musunuz? Tam karşılığını birkaç şeyle anlatmak lazım. Tam karşılığını Türkçe bir kelimeyle anlatamıyoruz. Erkeği de dinlemiyor. Kocasını dinlemiyor, saymıyor. Sevmiyor. Dışarlarda kendisiyle ilgili arayışlara giriyor. Nefsiyle ilgili, şehvetiyle ilgili arayışlara giriyor. Gidiyor dışarılarda e, efendim her türlü haltı karıştırmak için kendisi eve istediği saatte geliyor, istediği zaman geliyor. Hiç kimseye bir şey söylemiyor. Evini terk ediyor. Kocasını dinlemiyor. Oğlunu dinlemiyor. Kızını dinlemiyor. Anasını dinlemiyor. Babasını dinlemiyor. Nüşüz bu. Serkeş. Serkeşlik de demek. Bunu erkek de yapıyor bazen. O zaman Çekecekler kenara, çekecekler kenara, hesabını soracaklar. Onlara öğüt verin, yapma bunu, etme. Nasihat edeceksin. Büyükler nasihat edecek, kocası nasihat edecek ya da karısı erkek yaparsa nasihat edecek. Yola gelmezse diyor. Bak yola gelmezse bir ceza gerekiyor, bir yaptırım gerekiyor. Şimdi Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu ayet indiğinde devletin adliye teşkilatı yok. Efendim. Kayıtlı kuyutlu bir nikah sistemi yok. Ee, efendim birden fazla İslam'ın ilk yıllarında da e, çok evlenme var. Efendim onun e, işte rızası bilmem ne vesaire bunların gözetilmediği bir toplumdan İslam evliliği sınırlandırıyor kadınlara hak veriyor çocuklara hak veriyor kızları insan yerine koyuyor. Orada bir ceza verilmesi gerektiğinde de aile içinde ise bunu erkeğe yüklüyor. Erkeğe yüklüyor. Ama bugün biz nikahımızı Müslüman olarak devletin resmi dairesinde kıydırıyoruz. Sicil, defter yaptırıyoruz onu. Sicil yani kayda geçiyor. Boşanmada kayda geçiyor. Eğitimimiz kayda geçiyor. Çocuklar kayda geçiyor. Ceza ben vereceğim. Cezayı sen veremezsin. Nikahı sen nasıl devlete yaptırıyorsan ceza verme işi bugün ben Kur'an'da kadınları terbiye edin dedi, dövün dedi. Ben dövem. Öyle bir şey yok. Sen cezayı devlete şikayet edersin. Ceza verme artık şahısların kendi ellerinde değildir. Evlenme de öyledir. Eskiden iki şahit getir, yap. Şimdi hayır devlet resmen yapacak onu. Cezayı devlet verir kardeşim. Devletin de cezası kanundur, hukuktur. Nasıl ceza veriyorsa korumak için seni ya da kadını, erkeğe de kadına da devlet serkeşlik yaptığı zaman ceza gerekiyorsa cezayı devlet ver. Sen biçemezsin. Döverim, vururum, kırırım. Kur'an bana böyle bir şey söyledi. Bu senin haddine değil. İç geçene cezayı sen veremezsin. Devlet verecek. Adam öldürene cezasını sen veremezsin. İstersen kardeşini öldürsün. Cezasını ben vereceğim. alnının ortasına onu vururum. Vuramaz. Devlet var, kurum var. Devletin cezası vermesi gerekir. Sen verirsen zalim olmuş olursun, katil olmuş olursun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.